Herkese merhaba. Bugün asit ile altın testi yapacağız. Arkadaşlar, bu işlem için elimde 2 tane asit, birkaç parça altın, bir tane eye ve biraz peçete var. Bunları kullanacağım. Tabii sizler isterseniz elinize eldiven geçirebilirsiniz. Asit olduğu için biraz tehlikeli. Asitlerimi tanıtayım. Burada bir tane 9 ayar asiti var. Bu benim 9 ayar asitim. Diğeri 14-24 ayar asiti. 14 ve 24 ayar arasındaki altınların kaç ayar olduğunu bize gösteriyor. Şimdi burada elbette ayar testi yaparken 9 ayar, 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar testi yapacağız. Eğer aralarda altınız varsa, yani ara ayarlarda altınız varsa, bunları test etmek için sizin ayrı birer makineye ihtiyacınız olacaktır. Burada sadece dediğim gibi 9 ayar, 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayarın nasıl asit ile test yapıldığını göreceğiz. Öncelikle 9 ayarımızı test edelim ve nasıl altının aside reaksiyon verdiğini görelim. Bu benim 9 ayar asidim. Hemen elime alıyorum. Kapağını açalım arkadaşlar, burada dursun. Ve şimdi 9 ayar altınımı alıyorum. Arkadaşlar, bir tarafından hafifçe çizelim. Ben biraz fazla çizeceğim, reaksiyonu çok iyi görün diye. Bir kısmını böyle çizdim. Ve üzerine bir damla 9 ayar asidimi damlatıyorum. Yaklaştıralım. Bakın, hafif reaksiyon vermeye başladı ve dikkat edin, altının rengi kahverengiye dönmeye başladı. Hemen mendilimi alıyorum. Silelim ve olan yeri görelim. Bakın, burada hafiften yeşilimsi mavimsi bir sıvı var. Ama altına döktüğün yerde altının rengi kahverengiye döndü. Ya da bronz rengi diyebiliriz. Bronz rengine döndü. Bu bizim altının 9 ayar olduğunu gösterecektir. Şimdi gelelim diğer altınlarımıza. Bu altınımız 14 ayar arkadaşlar. Altın 9 ayardan daha yüksek ayarda bir altın. Peki kaç ayar bir altın, onu göreceğiz. Hemen 24-14 ayar asidimi alıyorum. Tekrardan altınımızı alalım. Buraya dökelim biraz arkadaşlar. Bir damla buraya bırakıyorum. Ve beklemeliyiz. Bakalım nasıl bir efekt verecek. Biraz daha yaklaştıralım. 9 ayarda olduğu gibi yine kahverengileşmeye başladı. Ama arkadaşlar, bu sadece kahverengileşmeyle kalmayacak. Daha da koyu, böyle petrol renginde bir renk alacak. Ya da siyah da diyebiliriz. Bir renk alacak. Biraz daha bekliyorum. Rengin daha iyi görülebilmesi için. Zaten peçeteyle sildiğimde de bunu fark edeceksiniz. Biraz daha bekleyelim ve rengin nasıl olduğunu görelim. Zaten ekranda görülüyor, daha koyu bir renk oldu. Şimdi bunu da siliyoruz. Bakın, yine renk sarımsı bir renge geldi. Burada yeşilimsi mavimsi bir renkteydi. Peçetede bıraktığı renk sarımsı bir renk oldu. Ve altının üzerindeki renk ise böyle, hani petrolün üzerine baktığımızda yağlı bir renk vardır ya, siyahımsı, o renge benzedi. Bu da 14 ayar olduğunu gösterecektir. Peki diğer altınımıza bakalım. Bunda yine altın mı değil mi diye 9 ayar testi yapmayacağım. Direkt 14-24 ayar, 14-24 ayar asidini döküp kaç ayar olduğuna bakacağım. Arkadaşlar, burada yine şu kısmı birazcık çizelim. Hemen çiziyoruz. Ve asidimizden bir damla döküyoruz. Asidimizi döktük ve bekleyelim bakalım nasıl bir etkileşim olacak. Bakıyoruz, renk değişimi bu sefer sarıya döndü. Sarıya döndü ve eğer yakından bakarsanız içerisinde kabarcıklar var arkadaşlar. Yani sarıya dönmüş altınımız
ve içinden kabarcıklar çıkıyor. Ben buradan görebiliyorum. Böyle hani akvaryum içerisinde hava balonları vardır ya, yukarı çıkıyor. Onun gibi burada da yukarı çıkan baloncuklar var. Yine elimdeki kağıda bu asidi sildiğimde burada çok güzel sarı bir renk oluşacak. Hemen bakalım. Bakın. Sarı rengini görüyorsunuz. Ve altın üzerinde de bu şekilde sarı bir renk bırakıyor. Bu bize 18 ayar olduğunu gösterir. Şimdi diğer yüzüğümüze bakalım. Ve bu yüzüğümüze dönüyoruz. Bunda da yine altın mı değil mi diye test yapmayacağım 9 ayarla. Direkt 14-24 ayar asidi ile kaç ayar olduğuna bakıyorum. Yine üzerini çizdim biraz. 14-24 ayar asidini üzerine bir damla damlattım ve bekliyorum. Bakalım bize nasıl bir efekt verecek. Bakın gene 9 ve 14 ayardaki gibi renk değiştirmedi. Ama 18 ayardaki gibi renk sarıya gidiyor. Peki bunu 18 ayardan ayıran özelliğimiz ne? İçerisine bakarsanız arkadaşlar, bilmiyorum ekranda görülebiliyor mu? Ben burada görüyorum. Baloncuklar çıkmıyor. Yani kaynama olmuyor. 18 ayarda dikkat ederseniz kaynama oluyordu. Bu sefer kaynama olmadığını görüyorum. Yani bu 22 ayarın saflığı daha fazla. Dolayısıyla asidinle çok fazla reaksiyona girmiyor. Rengine bakacak olursak yine 18 ayara benzeyecek ama sarısı biraz daha fazladır. Bakın. Burada sarısı biraz daha fazla. Ve burada bir siyahlık var ama herhalde burası daha önce kırılmış ve kaynak yapılmış. Farklı ayar bir altınla kaynatılmıştır. Biz bu tarafa bakıyoruz. Buraya baktığımızda yine 18 ayarın rengine benziyor. Tekrar gösteriyorum. 18 ayarın rengine benziyor. Tek farkı suyunda, yani asit damlattığımızda asidinde çok fazla böyle kabarcıkların oluşmamasıdır. 22 ayarı da bu şekilde ayırabiliriz. Elimizde bulunan asit şişeleriyle yapacağımız altın ayarlarını böyle gösteriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.